Bodrum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç önce aydınlatma direği, ardından kaldırımdaki bir kadına, daha sonra da telefon kulübesi ve elektrik panosuna çarptı. Yaralanan kadının yanındaki yayalar saniyelerle aracın altında kalmaktan kurtulurken, yaralı Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Caferpaşa Caddesi üzerinde 48 UF 948 plakalı hafif ticari aracıyla seyreden İÇ, e, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. İlk olarak aydınlatma direğine çarparak yıkan araç, hızını alamayarak telefon kulübesine ve elektrik panosuna çarptı. Araç o esnada kaldırımdaki Ayşe Zerrin Karakapıcı isimli yayaya da çarparak yaraladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ambulansa alınan yaralı Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Savaş alanına dönen kaza mahaline gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldıktan sonra kaza ile ilgili inceleme yaptı. Sürücü gözaltına alınarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Yıkılan direk ve elektrik panosuyla hasar gören telefon kulübesi için bölgeye Aydem ve Türk Telekom ekipleri de geldi. Kaza anını gören Yıldıray Çan isimli vatandaş kent habere yaptığı açıklamada şöyle dedi: "İlk önce direğe vurdu. Arabanın önüne direği taktı. Ailesiyle kaldırımda yürüyen bir kadın vardı. Ailesi kendilerini son anda kenara attı fakat kadına çarpmış. Daha sonra önünde direkle telefon kulübesine ve elektrik panosuna çarptı." kadında açık bir yara yoktu hemen ambulansı aradık 5 dakika içinde alıp götürdüler dedi